Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Hicr suresi 16-25. Ayetleri değerlendirmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا Biz semada burçlar meydana getirdik. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ Ve bakan kimselere, nazar eden, tefekkürle bakan kimselere onları süsledik. Ve hafiznâhe min külli şeytanun racim ve her racim şeytandan, kovulan her şeytandan onları muhafaza ettik. İllâ men isteraga sem'a ancak kim bir kulak hırsızlığı yapsa fe etba'ahu şihabun mubin onu da apaçık bir şihab takip etmektedir. Burada semaya dikkat çekiliyor. Malum dünya ve sema birbirine mukabil. Biz dünyadayız ve üzerimizde sema var. Ve Allah-u Teala sema tabakasını, o gökyüzünü yıldızlarla süslendirmiş. Ve burada buruç ifadesi kullanılıyor. Burçlar, semada burçlar var. İnsanımız burç kelimesine çok da yabancı değil. Gazetelerin bir kısmında işte bugünkü burcunuz diye burçlardan bahis var. Acaba bu burçların hakikati nedir? Bilindiği kadarıyla bir takım yıldız toplulukları, işte dünya güneşin etrafındaki yörüngesi içerisinde bu burçlardan birinde yer alıyor. Yıldız topluluklardan birinde yer alıyor ve 12 ayrı burçtan bahsediliyor. Bu yıldızlar topluluğu bizim dünyamızı süslendiriyor. Nasıl ki kalelerin burçları olur, o kalelerin burçları ayrı bir güzellik meydana getirir. Sema tabakalarının da burçları var ve o sema tabakalarındaki burçlar ayrı bir güzellik meydana getiriyor. Allah-u Teala en güzel sanatla her şeyi gayet güzel kılmış. Sun Allah illezi atkana külle şey. Allah'ın sanatı ki Allah her şeyi muhkem kılmış, güzel kılmış. Ve ahsana külle şeyin halaga. Allah yarattığı her şeyi güzel kıldı. Bu manada baktığımızda evet yeryüzü gayet güzel. Allah yeryüzünü bitkilerle, çiçeklerle, ağaçlarla süslendirmiş. Hayvanlarla, insanlarla şenlendirmiş. Dünyayı bu şekilde süslendirdiği gibi üzerimizdeki o sema tabakasını da yıldızlarla süslendirmiş. Ve yıldızlar bizim için adeta bir gece lambası görevi yapıyor. Kandiller tarzında dünyamızı süslendiriyor. Ve bakan kimseler, gece vakti o gökyüzündeki yıldızları temaşa eden kimseler, yıldızların hareketlilik içinde olduğunu, gökyüzündeki manzaranın değiştiğini de görebilmekteler. Gerçekten gökyüzünde manzara sabit değil. İşte köyde mesela insan, köy, yayla o gibi yerlere de bulunduğunda gökyüzünü daha net görebiliyor. Ve çıplak gözle 50 bin civarında yıldız görülebiliyor. Allah bu gibi yıldızlarla gökyüzünü süslendirmiş ve şenlendirmiş. Oraların sakinleri var. Oraların melekler, ruhaniler şeklinde sakinleri bulunmakta. Nasıl ki biz dünyada yaşıyoruz, orada da yaşayan başka varlıklar var. Uzaylılar var. Ve şeytanlardan buraların korunduğuna Cenab-ı Hak dikkat çekiyor. Ve hafiznâhe min külli şeytanın racim ve kovulmuş her şeytandan bunları muhafaza ettik. Adeta yani bir kaleyi düşünelim. Kaleyi zapt etmeye çalışanlar var. Kaleye doğru gelenler var. Kaledekiler de burayı koruyorlar. İşte şeytanlar ruhani grubuna dahildir. Ve ruhani grubuna dahil olan bu şeytanlar o sema ülkesinde yeryüzüyle alakalı bir kısım konuşulan şeyleri duyabilirler. Duyabilecek kabiliyetleri var. Oralara kadar yükseliyorlar. Ama şihaplarla, şihab-ı mübin diye ayette ifade edilen adeta semavi roketlerle onlar oradan tard ediliyorlar. Oradan kovuluyorlar. Ve bu şekilde o cinlerin, o şeytanların semavi haberlere ulaşmaları engelleniyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yıldız kaymalarının açıklamasını bu manada yapmıştır. Bir yıldız kaydığında sahabelere soruyor. Yıldız kaymasını siz nasıl değerlendirirsiniz?
Onlar da diyorlar ki bir kişi vefat ettiğinde, önemli bir kişi vefat ettiğinde veya doğduğunda yıldız kayması buna bir alamettir. Biz böyle biliriz diyorlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor, bu o anlamda değil. İşte diyor cinler, şeytanlar yukarı alemlere yükselmek isterler ve yükselirler. Oradaki semavi haberleri duymak isterler ama oradaki melekler tarafından bunlar tard edilirler, kovulurlar. Ancak diyor yine de bir kısmı duyduğu bazı şeyleri birbirlerine böyle anlatırlar ve onlar da yeryüzünde bir kısım kahinlere, medyumlara bunları fısıldarlar. Ama doğru bir şey söyleseler bile arada pek çok ilavede bulunarak o şekilde onlar nakilde bulunurlar. Bu mealde hadis-i şeriflerde bu ayetlerin açıklamaları yapılmış. Vel arda medednâhe, arzı da yaydık, döşedik. Yani yeryüzünü yaydık, döşedik. Yeryüzü kürevi bir cisim. Küreyi arz deniliyor. Ama bu kürevi cisim her tarafta ovalar var, vadiler var. İnişli çıkışlı durumlar var. Ve böylece yeryüzü yayılmış, döşenmiş. Vel arda faraşnâhe. Başka bir ayette öyle ifade ediliyor. Arzı da tefriş ettik, donattık. Ve elgayna fiha ravasiye, ve oraya ağırlıklar bıraktık. Dağları, o büyük dağları o yeryüzüne bıraktık. Ve embetna fiha min kulli şeyin mevzun, her ölçülü şeyden orada bitkiler, ağaçlar olarak bitirdik. Burada yeryüzünde bitirilen şeyler, bunların ölçülü olmalarına dikkat çekiliyor. Yani bitkiler, ağaçlar, çiçekler, bütün bunlar gayet ölçülü bir şekilde yapılmış. Mevzun bir şekilde yapılmış. Allah-u Teala'nın zaten bütün tasarrufları ölçülüdür. Şöyle misal vereyim. Mesela insanlık aleminde kadın ve erkek birbirine mukabil ve birbirini tamamlıyor. Ve nüfus olarak baktığımızda, diyelim dünyanın 6 milyar nüfusu varsa, 3 milyara yakını kadındır, diğer kısmı erkektir. Ve bunlar dengelidir. Eğer bu dengeler bozulacak olsa, diyelim %49 erkek, %51 kadın gibi bu tarz değil de %80 kadın, %20 erkek veya %20 kadın, %80 erkek gibi durumlar olsa dengeler alt üst olur. Nasıl ki insanlık aleminde Allah-u Teala dengeyi korumuş, kadın erkek dengesini muhafaza etmiş, onun gibi yeryüzünde o bitkiler, onlar da her birisi belli bir ölçüde yaratılmış ve o ölçülere riayet ediliyor. Ve bunlar bir anda yeryüzünü istila edebilecekken Allah-u Teala denge unsuru olarak başka şeyleri koymuş ve o başka şeylerle, diyelim o kadar tohumlar, hepsi birden sümbüllenmiyor ve bir kısım hayvanlar, kuşlar bunları yemek suretiyle yeryüzüne bir denge meydana getiriyorlar. Ekolojik denge diye bugünümüzde ifade edilir. Ekolojik denge, yani yeryüzünün tamamında gerçekten çok hassas dengeler var ve o hassas dengelere riayet ediliyor. وَجَعَلْنَا لَكُمْ ف۪يهَا مَعَايِشِ, ve o yeryüzünde sizin için bir geçim biz takdir ettik, belirledik. وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ, ve rızıklarını vermediğiniz varlıkları da yine biz orada yeryüzünde var ettik. Yani Allah-u Teala yeryüzünde bize bir geçim, işte insanların hayatını devam ettirebileceği şekilde imkanlar sunuyor. Yeryüzünde ovalar var, yeryüzünde vadiler var, tarıma müsait araziler var. İnsanlar buralarda tarımla meşgul, hayvancılıkla meşgul. Böylece o insanlar maişetlerini, geçimlerini temin ediyorlar. Ve rızıkları bize ait olmayan, bizim rızıklandırmadığımız varlıklar da bizimle beraber yaşıyor. Allah onları da rızıklandırıyor. Ve biz bu noktada rızık verici değiliz. Allah'ın rızkına muhtacız. Etrafımızda olanlara da rızka vesile olabiliriz ama o rızkı yaratan Allah'tır. Ve in min şeyin illa indena hazainuhu, her şeyin hazinesi bizim yanımızdadır. Ve ma nunzilehu illa bi kaderin malum, ve biz onu belli bir kader, belli bir miktarla indiririz. Cenab-ı Hakk'ın nezdinde her şeyin hazinesi bulunmakta. Ve
Sübhane men ceale hazainehu beynel kaf ve nun denilmiştir. Yani o zatı tenzih ederiz ki o zat hazinelerini kaf nun arasında kıldı. Kaf nun iki harf, kün ifadesi buradan geliyor. Kaf ve nun bitiştiğinde ol manası çıkıyor. Allahu Teala emri kün feyeküne malik ve dilediği şeyi dilediği tarzda, dilediği şekilde meydana geliyor. Ama Allahu Teala her şeyi belli bir miktarla yaratıyor. Belli bir miktarla indiriyor. Mesela bir yılda yeryüzüne inen yağmur. Allahu Teala bunu 365 güne dağıtmış, yaymış. Eğer 365 günde gönderdiği yağmuru diyelim bir haftada gönderse tufan olur ve her taraf sular altında kalırdı. Zaman zaman yoğun yağmur yağdığında yine tufana benzer durumlar olabiliyor. İşte Allahu Teala'nın indirmesi belli bir miktarla, belli bir ölçüyle. Ve her şey Allahu Teala'nın ilminde belirlenmiş, takdir edilmiş. Ve Allahu Teala o takdir ettiği şekilde bunları dünyaya gönderiyor ve o tarzda dengeli bir şekilde hayat devam ediyor. Ve arsalna riyaha lawaqih ve aşılayıcı rüzgarlar gönderdik. Fenzelna minas sema'i ma'an ve bunun peşinde semadan bir su indirdik. Aşılayıcı rüzgarlar gerçekten dikkat çekici bir ifade. Allahu Teala her şeyin çift yaratıldığını bize bildiriyor. Yasin suresinde mesela Subhanellezi halakal ezvace kullaha. O Allah'ı tenzih ederiz ki her şeyi çift olarak yaratmıştır. Bulutlarda da artı eksi durumlar var. İşte elektrikte artı eksi yükler var. Bitkilerde, hayvanlarda, insanlarda erkekli dişili yaratılma var. Allahu Teala bulutları aşılayıcı olarak görevlendiriyor. İşte yani rüzgarları aşılayıcı olarak gönderiyor. Aşılayıcı rüzgarlar bitkilerdeki üremeyi sağlıyor. Rüzgar estikçe bu tarzda bir üreme gerçekleşiyor bitkiler aleminde. Öte yandan bulutlardaki aşılanma durumu yine rüzgarlarla alakalı. Bulutlarda artı eksi kutuplar var. Rüzgarlar vasıtasıyla bunlar birbiriyle aşılanmış oluyor ve bunun neticesinde yeryüzüne yağmur iniyor. Bu gerçekten son zamanların keşiflerindendir. Birkaç yüzyıl öncesinde keşfedilen durumlardandır. Ama Kur'an-ı Kerim bunu çok net bir şekilde 14 asır öncesinde beyan etmiş. Rüzgarların aşılayıcı olduğunu, bulutların da rüzgarlar vasıtasıyla aşılandığını, bunun neticesinde yağmurun yeryüzüne indiğini bize bildiriyor. فَاَسْقَيْنَاكُمُوهُ ve indirmiş olduğumuz o yağmur ile sizi suladık, size su verdik. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنٍ ve o suyu depolayan siz değilsiniz. Bu da gerçekten çok düşündürücü bir nokta. Gökyüzünden Allahu Teala yağmuru gönderiyor. Gökyüzü ağlıyor ve yeryüzü bunun neticesinde gülüyor. Ama Allahu Teala yeryüzünde öyle bir sistem yaratmış ki gökten inen yağmurlar yerin belli tabakalarında depolanıyor. Ve bu depolama bize ait bir olay değil. Ayet-i Kerime bunu çok net bir şekilde, onu depolayan siz değilsiniz. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنٍ buyurmak suretiyle Allah'ın bu büyük lütfuna da dikkat çekiyor. Yoksa gökyüzünden inen yağmurlar olduğu gibi yerin altlarına doğru gitse yerin altı kupkuru kalırdı ve sular ta mağma tabakasına kadar giderdi. Ama Allahu Teala yerin içinde yeraltı suları meydana getiriyor. Yerin altında ona göre bir sistem yaratılmış ve o sistem içerisinde inen yağmurlar o yerlerde toplanıyor ve insanlar o yağmur sularından sonraki zamanlarda da istifade edebiliyor. Bunun neticesinde ta dağların tepelerinde de insanlar su bulabiliyor. Dünyanın her yerinde ta deniz tabakasından tutun dağların tepesine varıncaya kadar değişik yerlerde insanlar suyu çıkarabiliyorlar. Ve ayet-i kerime bunun depolanma cihetine dikkat çekiyor. O suları depolayan siz değilsiniz. Demek ki aleme bir bütün olarak baktığımızda
alemde gerçekten muhteşem bir bütünlük var. Muhteşem bir güzellik var ve muhteşem hikmetler var. Her şey yerli yerinde, her şey olması gereken şekilde. Ve inna lenahnu nuhyi ve numit. Biz gerçekten hayatı verir, hayatı alırız. Ve nahnul varisun, ve varis olan da biziz. Allahu Teala şu alemdeki tasarruflarına dikkat çekti. İşte önce semadan başladı. Semanın bizler için süslenmesi, burçlarla süslenmesi, bunları nazara verdi. Yeryüzünün yayılması, yeryüzünde ovaların, vadilerin yaratılması, denge unsuru olarak dağların yeryüzüne yerleştirilmesi ve her türlü güzel çiftten, bitkilerden, çiçeklerden, ağaçlardan yeryüzünde bitirilmesi, bunlar nazara verildi. Her şeyin belli bir ölçüde, belli bir miktarla indirilmesi, bunlar anlatıldı. Aşılayıcı rüzgarlar ve bunun neticesinde gökten yağmurların inmesi, insanların bu yağmurdan istifade etmesi, bu bildirildi. Ve o suların depolanması. Bütün bunlar gerçekten çok büyük olaylar. Bütün bunları yapan zat elbette hayatı veren odur, hayatı alan da odur. Ve hayatın yaratılması ve hayatın bitirilmesi, bu da yine belli bir kader iledir. Her şeyin hazinesi yanımızda, biz onu belli bir kaderle indiririz derken Cenab-ı Hak hayatı ve ölümü de belli bir kaderle indiriyor. Yani belli bir kaderle yaratıyor. Ve varis olan Allahu Teala, yani evet insanlar yeryüzünde bir takım imkanlara sahip oluyor. Malları, mülkleri oluyor, saltanatları oluyor ama neticede bu insanlar ölümü tadıyor. Ve ölümü tattıktan sonra artık bunların ne malları vardır, ne mülkleri vardır, ne de saltanatları vardır. Ve Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden birisi de varis. Yani gerçek varis Allah'tır. Her birimizin varisleri olabiliyor. Malımız, mülkümüz onlara kalıyor. Ama onların da elinde kalmıyor. Hepsi Allah'ın mülkü, Allah'ın tasarrufu. Zaten veren O, neticede alan da O. İnsan dünyaya eli yumuk olarak geliyor bebeklere baktığımızda. Ama vefat ettiğinde elleri açık. Sanki işte görüyorsunuz, elimde avucumda bir şey kalmadı dercesine bu dünyadan o şekilde gidiyor. Demek ki aleme bir bütün olarak bakmak lazım. Alemdeki insanın konumuna bu zaviyeden yine bakmak lazım. Ve alemdeki bu meydana gelen olaylardan tekrar diriltileceğimizi de anlamak ve ona göre yaşamak lazım. Cenab-ı Hak bu şuurda yaşamayı hepimize nasip etsin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler ve geceler diliyorum.